efendim, iyi akşamlar. NAV hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız yorulduk. Sinan Ateş iddianamesini aktaracağız. Ülke olarak adalet arayışından yorulduk. Gıda fiyatları dünyada düşerken bizde katlanarak artıyor. Bu ekonomik koşullarda yaşam savaşı vermekten yorulduk. Hatay'a gideceğiz mesela, depremzedeleri dinleyeceğiz. Verilen sözlerin tutulmamasından yorulduk. Durum böyle ne yazık ki. Sizi yoran konuları da siz yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 1,5 yıl geçtikten sonra 145 sayfalık iddianame hazırlandı. Ve o iddianamenin ayrıntıları belli oldu. 145 sayfalık iddianamede bilirkişi raporu dahil onlarca delilin dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Sinan'ın ateşi hepimizi yakacak. İstikam değil, adalet istiyor. Sadece adaleti tesis etsin. Cinayetten 1,5 yıl sonra yazılan iddianame, Sinan Ateş'in kim olduğu yok iddianamede. Cinayetin neden işlendiği de azmettirici olarak suçlanan Tolgahan Demirbaş'ın MHP eski milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınması da yok. Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı işaret eden bilirkişi raporunun içeriği de. İddianamede ifadesine dahi yer verilmeyen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in tepkisi büyük. Ne diyeyim, yazıklar olsun. Bugün değilse yarın ama önünde sonunda hesap verecekler. Buna inanıyorum. 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara Çukurambar'da cuma namazı çıkışında 5 kurşunla suikaste kurban gitti eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş. Soruşturmada defalarca savcı değişti. MHP eski milletvekili Olcay Kılavuz'u, Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı, Ülke Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'yı şüpheli sıfatıyla dosyaya kazandıran savcı Durdu Özer soruşturmadan alındı son olarak. Dosya Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a verildi. Ama 1,5 yıl sonra hazırlanan 145 sayfalık iddianamenin altına Başsavcı Vekili yerine bir başka savcı imza attı. Sayın devlet büyüklerim, sayın cumhurbaşkanım, lütfen yaşanılanları görmezden gelmeyin. İddianamede 22 şüpheli var. Cinayetin neden işlendiğine, asıl talimatı kimin verdiğine ilişkin tek cümle yok. Doğukan Çep ve tetikçiyi Ankara dışına kaçırdığı belirtilen eski Ülke Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş azmettirici olarak geçiyor. Ancak Tolgahan Demirbaş'ın cinayet gecesi dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınması iddianameye girmedi. Demirbaş'ın telefon yazışmalarının olduğu bilirkişi raporunun içeriği de. Dışarıda elini kolunu sallayarak gezen tüm failleri bir an önce yakalayın. Bilirkişi raporu cinayetin organizasyonuna işaret ediyordu. Tolgahan Demirbaş'ın telefonunda yapılan incelemede Demirbaş'ın emniyette görevli bir komiser ve eski MİT mensubu üzerinden Sinan Ateş'in ev ve anlık konum bilgilerini aldığı ve o bilgileri Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a verdiği tespiti vardı. Ve gün gün, dakika dakika yazışmalar, fotoğraflar. Bu deliller iddianamede yer almadı. Ahmet Yiğit Yıldırım'ın ismi de iddianamede geçmedi. Savcılık ifademi unutmuş. Muhtemelen siyasilerin ismi geçtiği için ifadem yok. Adeta aklımızla alay ediyorlar. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ifadesine dair iddianamede sadece 3 cümle var. Tam ifadesini savcı iddianameye koymadı. Ayşe Ateş, siyasilerden söz ettiğim için koymamışlar dedi. Tolgahan Demirbaş'ın cinayeti planladığı, Sinan Ateş'le ilgili bilgileri emniyette görevli bir komiserden alarak azmettirdiği 145 sayfalık iddianamenin özeti. İddianame burada. Peki azmettiriciler nerede? Böyle bir suikasti birkaç çapulcunun tasarlayıp planladığına inanmamızı gerçekten bekliyor musunuz? Sırf bu iddianameyi hazırlamak için kamuoyunu neden 1,5 yıl beklettiniz? Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş 1,5 yıl sonra aynı soruyu soruyor. Cinayetin arkasındaki asıl failler, talimatı verenler nerede sorusunu. Bir siyasi cinayet, bir suikast iddianamesi böyle olabilir mi? Ayşe Ateş diyor ki benim verdiğim isimler nerede? Kendisinin verdiği ifadeden 3 satır seçme hakkı var mıdır, yok mudur savcının? Bildiğim kadarıyla yoktur. Ülke Ocakları Başkanı değil, akademisyen kimliği kullanılıyor Sinan Ateş'in. Bu görmezden gelinebilecek bir durum mu? Haberde verdik. MHP eski milletvekili Olcay Kılavuz'u, Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı, Ülke Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'yı şüpheli sıfatıyla dosyaya kazandıran savcının soruşturmadan alınması çok şey anlatmıyor mu? Bu suikastinde tarihe bir kara leke olarak geçmemesi,
eşi ve çocuklarının hakkı bir yana, aynı zamanda ülkemiz adına, yargı, hukuk adına çok önemli. Şimdi önümüzdeki soru, mahkeme heyeti bu iddianameyi kabul mü edecek, iade mi edecek? Efendim, 145 sayfalık iddianamenin içeriği ve yanıtlanmayan sorular suikastin siyasi ayağı tartışmasını da bir kez daha gündeme getirdi. Sinan Ateş'in eşinin ifadeleri iddianameye dahi sokulmamış. Bir gizli el suikastin asıl faillerini örtbas etmeye çalışmış. İddianame olmuş örtbasname. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame, yer verilmeyen deliller ve isimlerle siyasetin de gündemi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi. Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız. 1,5 yıl önce işlenen cinayet siyasetin gündeminden hiç düşmedi. Savcıların değiştirilmesi, iddianame sürecinin uzaması, suikastin siyasi ayağı tartışması, 145 sayfalık iddianamenin içeriğiyle bir kez daha raftan indi. Bunun bir sıradan cinayet olmadığını, bunun aslında bir siyasi cinayet olduğunu, arkasında kirli ilişkilerin olduğunu ve bir siyasi iradenin ya da yapının olduğunu herkes biliyor. Katiller bu cinayeti işledikten sonra bir siyasetçinin evinde saklandılar. Ülke Ocakları Başkanı'nın o mübarek kanı başkent sokağına nasıl döküldü? Azmettiricileri kim diye önce MHP'liler sormadı. Tek başıma da kalsa davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım. Olayın başından beri tartışılan siyasi uzantısı ve gerçek sahiki dosyaya girmemiş. Adeta görmezden gelinmiş. Soruşturma safhasında ismi geçen dönemin MHP milletvekili ya da Ülke Ocakları yöneticileri isimleri iddianamede yok. Alparslan Türkeş'in kızı İyi Parti milletvekili Ayyüce Türkeş de hukuk sisteminin içler acısı hali dedi. Sinan Ateş cinayetinin iddianamesi bir kez daha hukuk sistemimizin içler acısı halini gözler önüne serdi. Yazıklar olsun. Sinan Ateş cinayeti de kırmızı çizgimiz. Sorumlular hak ettiği cezayı almadıkça bize rahat yok. Eğer Sinan Ateş'in acılı eşinden ifade aldıysanız bunu iddianameye niye koymazsınız? Sebep açık. Birilerini korumak istiyorsunuz. Bu nasıl bir devlet anlayışıdır? Devlet demişken devleti kastediyorum. İsmi devlet olanları değil. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastine ilişkin iddianame, siyasi uzantısına ilişkin tartışmayla da gündemin ilk maddesi oldu. Talebimiz ve beklentimiz bu iddianamenin reddedilmesi, bütün ayrıntılarıyla ortaya konarak yeniden hazırlanması. 28 Şubat tutuklusu emekli generallerin sürekli hastalık durumu, haklarındaki adli tıp raporuna rağmen tahliye edilmemelerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde dile getirdi. Af yetkisini kullanması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben o konuda talimat verdim dediği iddiası var ama henüz tahliye yok. Yani bunu kişisel bir mağduriyet olarak görmüyorum. Şu anda sadece Cumhurbaşkanlığı'nın bir karar vermesi gerekiyor ve o kararın resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Sonrasında emekli generallerin cezaevinden çıkması mümkün olabilecek. 28 Şubat davasında tutuklu emekli generaller için Adli Tıp Kurumu kocamışlık ve sürekli hastalık halde raporu verdi ama aradan geçen bir yılda Erdoğan af yetkisini kullanmadı. Generaller tahliye olamadı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel görüşmesinde ben o konuda talimatı vermiştim dedi. Bu bilginin Sayın Cumhurbaşkanı'nda aslında olmadığı, henüz daha Cumhurbaşkanı'nın önüne idari işler tarafından getirilmediği yönünde iyi niyetli bir yorum gerçekleştiriyoruz. Aslında devlet eliyle bir cinayet işleniyor diye düşünüyorum. Emekli generaller Çetin Doğan 83, Fevzi Türkeli 82, Yıldırım Türkel 82, Cevat Temel Özkaynak 78, Erol Özkasnak 77 yaşında cezaevindeler. Haklarında Adli Tıp Kurumu tarafından kocamışlık hali raporları var. Geçtiğimiz ay Çetin Doğan geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmış, tekrar cezaevine gönderilmişti. Her an pamuk ipliğine bağlı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Yüksek tansiyon, şeker ve buna bağlı olarak kalp rahatsızlıkları nedeniyle her an başına her şey gelebilir. Cumhurbaşkanı tarafından verilecek olan kararın
neredeyse bir yıla aşkın bir süredir beklendiğini de ifade etmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af yetkisi var. Bir tutuklu ya da hükümlü hakkında Adli Tıp Kurumu kocamışlık ve sürekli hastalık raporu verdiğinde Erdoğan af yetkisini kullanabiliyor. Emekli General Çetin Doğan'la ilgili rapor bir yıldır Cumhurbaşkanı'nın önünde. Tutuklu komutanlar, Çetin Doğan gibi kişilerin bu komisyonu bekleyebilecek ne vakti ne dayanacak takati vardır. Görev yürütmededir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Erdoğan'la yaptığı görüşmede tutuklu generallerin durumunu da gündeme getirdi. Gazeteci Nagihan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben zaten o konuda talimatı vermiştim, değerlendiririz" dediğini yazdı. Ya Cumhurbaşkanı raporların Cumhurbaşkanlığına aslında iletildiğiyle ilgili olarak bilgi sahibi değil, kurmaylar bu konuyla ilgili olarak kendisini bilgilendirmemiş vaziyetteler. Ya da ikinci ihtimal, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili bir aksiyon almak konusunda birazcık daha çekimser davranıyor. Avukat Hüseyin Ersöz, Adalet Bakanlığı'nın Çetin Doğan'la ilgili adli tıp raporunu Cumhurbaşkanlığına gönderdiğine dair yazıyı da paylaştı. Adli Tıp Kurumu'nun sürekli hastalık raporu verdiği emekli generallerle ilgili Erdoğan'ın af yetkisini kullanmasını bekliyor aileler. Tam bir senedir eşlerimizin adli tıptan aldığı raporlar Cumhurbaşkanı'nın önünde ve imzalayacaktır diye umuyorum. Üniversitedeki uygulamalarıyla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnce bu kez çoklu maaşla gündemde. Rektör İnce, Varlık Fonu bünyesindeki Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Mehmet Naci İnce 2 Mayıs tarihi itibariyle Turkcell'in yönetim kuruluna atandı. Aylık net 150 bin lira ücret alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci geçen hafta Varlık Fonu bünyesindeki Turkcell'in yönetim kurulu üyeliğine atandı. Alacağı net maaş 150 bin lira. Sadece yönetim kurulu üyeliğinden ücret almayacak İnci. Aynı zamanda görev aldığı komitelerden de ayrı ayrı huzur hakları alacak. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz, Turkcell Genel Kurulu'nda alınan kararla İnci'nin yönetim kurulu üyeliğinden 150 bin lira alacağını söyledi. Ancak rektör maaşıyla birlikte Turkcell'de getirildiği makamlardan elde edeceği toplam gelir bilinmiyor. Rektörü olarak atandığı günden itibaren öğrencilere ve hocalara çektirdiği eziyetin bir ödülüdür Turkcell Yönetim Kurulu üyeliği. Son dönemde ortaya çıkan görüntüler Monaco'dan Maldivlere, İstakoz'dan kol saatine, ultra lüks makam araçlarına kadar iktidar cephesinden yansıyan lüksün, şatavatın ve israfın resmi oldu. Üst düzey bürokratların makam saltanatı ve çoklu maaşları da gündemden düşmüyor. AK Partili bürokratlar birden çok yerden aldıkları ücret, maaş, prim, ikramiye, huzur hakları ile birlikte lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam ediyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya'nın da 3 ayrı koltuğu, 3 ayrı maaşı ve her koltuk için 3 ayrı makam aracı olduğu iddiası gündeme geldi. Raci Kaya, SGK Başkanlığı'nın yanı sıra SGK Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Kaya, SGK'dan 110 bin lira, SGK Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 47 bin lira aylık ücret alırken, Kalkınma Bankası'nda da yıllık temettü, yani kar payı ödemesinden yararlanıyor. Aldıkları ücretlerin toplamıyla da sadece geçinmiyorlar, aynı zamanda da bir servet sahibi oluyorlar. Tüm dünyada gıda enflasyonu düşerken Türkiye'de artıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre Nisan ayında dünyadaki gıda enflasyonu geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 geriledi. Türkiye'de ise aynı dönemde %68,5 arttı. Giriyoruz markete. Dünkü etiket bugünkü etiketi hiç asla tutmuyor. Et? Eti hiç anma. Süt ürünleri zaten 250-300 lira olmuş peynirin kilosu. Dünyada gıda fiyatları düşüşte. Onu hiç demiyorlar öyle. Yurt dışında daha pahalı diyorlar. Türkiye'den pahalısı yok. En pahalı Türkiye. Tüketicinin hissettiği yüksek enflasyonu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de verilerle ortaya koydu. Nisan ayı gıda fiyat endeksinde dünyada gıda enflasyonu yıllık %7,4 düşerken Türkiye'de gıda enflasyonu %68,5 artış gösterdi. Patates, soğan, kıvırcık, yani patlıcan, onların hepsi çok pahalı kızım. Bak yarım sel kilo aldım bak. Yarım sel kilo ya. Hepsine 120 lira para verdim şuraya. Şimdi beyaz peynir aldınız herhalde. Evet.
Diğer peynir çeşitlerini. Vallahi onlar zor. 400-500 lira kilosu nasıl alacaksın? Ucuzuna uygununa gidiyoruz yani. Aldığımız maaş asgari ücret. Tüketici enflasyonunu %69,8 olarak açıkladı TÜİK. Gıda enflasyonunda %68,5. Türkiye OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunda zirvede. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye enflasyonda zirveyi Mayıs'ta görecek dedi. Gıda fiyatlarının daha da artacağının sinyalini verdi. Mayıs ayında %70'in üzerinde bir enflasyonla zirveyi bulacağız. Fiyatlar çok pahalı kızım, fiyatlara baktık ama. Bir kilo hadi al bakalım nasıl alacağım. Et yeme şansımız yok diyor. Tavuğu yiyorduk önceleri ucuzdu, şimdi tavuğu da yiyemiyor. Peynir lüks oldu. Nereden nereye geldik bak. Etle diyorum çok arttı, çok pahalı. Almak zor. Hele bir 10 bin lira maaşıyla. Türkiye'de günden güne fiyatı arttığı için dar gelirli 1 kilo kıyma almak için geceden sabaha ucuz et kuyruklarında beklerken, süt ve süt ürünleri artık bizim için lüks oldu derken, dünyada yıllık bazda etin, sütün, şekerin ve tahılın fiyatı düştü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün gıda fiyat endeksine göre dünyada yıllık bazda et %0,4, süt %4,3, şeker %14,7, ekmeklik buğday gibi tahıllardaysa %18,3 düşüş var. Türkiye'de tüm kalemlerde artış. Ekmek 8 liradan 10 lira oldu. Ya 2 lira geldi ne olacak? Öyle değil işte. %25. Verdi mi bana %25 zam? Enflasyonu %3 gösteriyor ki emekliye falan zam vermesin. Ama kendi bir saray, iki saray, üç saray, 125 sene emeklinin maaşı onun saraylarının bir günlük masrafıymış. Açlık sınırı altında maaş alan emekli asgari ücretli de en temel gıdalara ulaşmakta bile zorlanıyor. Eskiden kiloyla alanlar şimdi gramla alıyor. Onu dahi alamayanlar ancak tadına bakabiliyor. Alamayacak ama tadına bakayım da gibi tatmin olmaya çalışıyorlar. Mesela bir zeytinin tadına kaç defa bakarsın? 2 tane, 3 tane. 5-6 tane bakmaya çalışıyor. Biraz gidiyor ileride bakmaya çalışıyor. Biraz gidiyor ilerideki peronda bakmaya çalışıyor. Yani gerçekten üzücü bir durum bu. %68,5 arttı diyor ya TÜİK, o bile doğru değil. Biliyorsunuz tabii bunun gerçeği yansıtmadığını hepimiz yaşayarak anlıyoruz. Nedenini iktisatçı yazar Mustafa Sönmez yazdı. Yani nasıl düşük çıkardıklarını. Nisan ayında yumurta, balık, makarna, süt, sebze, margarin fiyatlarında artış değil, ucuzlama, yani fiyat düşüşü tespit etmiş TÜİK. Ucuzlama tespit etmiş. İşte bunun için madde fiyatı vermekten kaçıyorlar diyor kendisi. Ben de bu işin vebali var diyorum, anlatamıyorum. Mesela İstanbul Planlama Ajansı'nın raporu var. Araştırmaya katılanların verdiği yanıtlara göre her 100 kişiden 85'i kırmızı et, 43'ü beyaz et, 34'ü süt ve süt ürününü alımlarını azaltmış. Küçük çocukla aileleri düşünün. Çocuklar beslenemiyor artık ve ileride bodur ve obez bir toplum olma tehlikesi büyük. Maalesef. Çocuklar ve süt demişken anne babalar ne diyorlar bu duruma? Şimdi ona bakacağız. Çeyiz süt üretiminde düşüş devam ediyor. Bunun önüne geçilemedikçe süt ve süt ürünlerinin fiyatı artıyor. Çocuğuna süt alamayan anne babalar haliyle çok üzgün. 4 çocuğum var. Süt içiyorlar. Zor içiyorlar. Haftada bir alınca alabiliyoruz. Sürekli alamıyorduğumuz için, asgari ücretle çalıştığımız için gücümüz yetmiyor açıkçası. 3 çocuğum var. Bazen alıyorum, bazen alamıyorum. Çünkü yani durumum yok fazla, o yüzden. Durumum iyi olsaydı ben her gün alıp çocuklarıma verirdim. Durumum iyi olsaydı dediği lüks bir ihtiyaç değil. En temel ihtiyaç. Çocuklarına süt almakta zorlanıyor anne babalar. Çiğ süt üretimi 3 yıldır düşüyor. Üretim düştükçe süt ve süt ürünlerinin fiyatı yükseliyor. 3 çocuk var, biraz geçinmek zor. Bayağı bir zor hatta. Markette şu an süt 1 litresi 40 lira oldu. Üretim düştükçe süt ve süt ürünlerinin fiyatı artıyor. Marketlerde 1 litre sütün fiyatı 35 lirayla 40 lira arasında değişiyor. Çocukların beslenme çantasına konulan kutu sütün fiyatı ise ortalama 15 liradan başlıyor. 3 çocuklarım var. Zor işte valla. 3'ün bir anda bakmak çok zor. Okula gidiyorlar mı? Gidiyor. 2'ye gidiyorlar. Çocuklar her gün süt içe gidiyorlar mı? Her gün içemezler. Alamayız her gün. Olmaz yani, yok. Zor işte, hayat şartları bazen işte el vermiyor. Çiğ süt fiyatı düşük belirlendikçe üretici maliyetlerin altından kalkamıyor. Üretimden çekiliyor, ineğini kesime gönderiyor. Bu da hem süt fiyatlarının hem de et fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Sadece süt değil, tüm süt ürünlerinin fiyatı katlanıyor. Peynir yüksek, bayağı yüksek. Peyniri alamıyoruz. İşte bir poğaçadır, bir açmadır, ancak onunla besleniyorlar. Bir ortalama hesabı yaptığınız zaman
Günlük işte 4 tane çocuğun ihtiyacını artık siz düşünün. Çok seviyor hem de. Çok peynire düşkün yani. Malum peynir zaten şey, bir tane bir kalıp alıyorsunuz, bir kilo bile gelmiyor. 200-300'den başlıyor. Beyaz peynirin kilosu 280-330 lira arasında. Kaşar peyniri de çocukların beslenme çantasına konulan tostun maliyetini yükseltiyor. Alamıyoruz. Eskiden fazla alıyorduk. Şimdi gidip bir dilim alıyoruz. 2-3 parça alıyoruz ki hani sadece bir seferliğine, iki seferliğine yetsin diye. Şimdi dilimlere düştük. O 4-5 dilimde 50 milyon düşün yani. Bulunduğumuz markette kaşar peyniri fiyatları 270 lirayla 440 lira arasında değişiyor. Bütçesi el vermeyen mecburen bu gramı azaltılmış peynirleri tercih ediyor. Elimdeki bu 8 dilimli kaşar peynirin fiyatı 55 lira. Yani tek bir dilimi yaklaşık 7 liraya geliyor. Gramajı da çok az zaten. Yani şu parmağım kadar bir şey yani. Anne babalar çocukları sağlıklı büyüsün istiyor ama bütçe el vermiyor. Bazen patates kızartıyorum yani. Bazen evden filan beslemesine hani bir şeyler dolup şey yapıyorum. O şekil yani. Evet, dışarıda yemek ateş pahası, restoranlar artan maliyetlerden şikayetçi, tüketici fahiş fiyatlardan. Bazı işletmeler maliyetin çok daha üzerinde artışlar yaparak fiyatları da şişiriyor. Dışarıda yemek yemek için yüzlerce lira gerekiyor. Gençlerin harçlıkları ise yeme içme masrafını karşılamaya yetmiyor artık. Yeme içme. Tavuk pilav. Başka bir şey yemiyorum. Çok pahalı. Normal bir yerde yemek yesek 200-250 lira yaşıyor. Eskiden 30 liraya bile menü yediğimizi hatırlıyorum ama şu an 165. Yani 200'den aşağı bir yemek yok yani, öyle söyleyeyim. Dondurma 40 lira verdik. Ya 2 dondurma 80 lira. Her gün babadan para, ne kadar para alsak da yetmiyor vallahi. Geçen sene 10 liraydı. Artan gıda fiyatlarına harçlık yetişmiyor. Dışarıda yemek yemek için yüzlerce lira gerekiyor. Gençler en ucuzundan karnını doyurmak istese bile çiğ köfte ayran ya da yarım ekmek köfte 120 lira. Lahmacun 110, patso yani ekmek arası patates en az 100, pilav üstü tavuk 85, en ucuz tavuk dürümse 70 lira. Günlük yemek masrafım 300-400 lira. Bunu da babam emekli benim. Hani nasıl karşılar bilmiyorum. Haftalık yemek masrafım 7 gün dışarıdayım dershanesiyle beraber. 2100-2200. Yani eskiden rahatça alabiliyorduk. Böyle nereye kadar gidecek? Haftanın her gün dershanedeyim. Her gün cebimden 250 lira 300 lira çıkartamam. Benim başka ihtiyaçlarım da var. Kitap almam lazım, şey almam lazım. Öğrenciler yemeğe bütçe ayırmakta zorlanıyor. Örneğin en uygun, en hesaplı yenebilecek şey tavuklu pilav. Onun da bir porsiyonu geçen sene 35 liraydı. Bu yıl 85 liraya çıktı. Öğrenci hamburger, patates kızartması ve yanında içecek olan bir menü tüketmek istese onun için de en az 340 lira ödemek zorunda ki şu an fiyatlarından bahsettiğimiz yer bu bölgedeki en uygun, en hesaplı restoranlardan biri. Bazıları geliyor mesela. Ne kadar diyor abi? 85 diyoruz. Bakıyorum 80 lira var. Simit bile 12 lira. 3 öğün simit ayran ayda 2000 liraya yakın. Restoran işletmecileri maliyetlerden dertli ancak bazı ürünlerdeki yüksek fiyat artışına gençler anlam veremiyor. Kilosu 20 lira olan patates 10 liralık ekmeğin arasına konuluyor. Patso ismiyle sunuluyor. Patates gramla konuluyor içine ama 100 hatta bazı yerlerde 205 liraya satılıyor. Gramajlar düştü bir kere, porsiyonlar azaldı ve fiyatlar artınca tabii normalde bir dönere doyuyorken artık doymuyoruz. İki tane almak istiyoruz. 120 iken 240 ödüyoruz mesela. Ne kadar ödediniz? 100 lira. Ne var içinde? Yani inşallah tavuktur. Ben babamdan para istemeye çekiniyorum ya. Sadece yemek yiyorum. Gezme falan o bile yok yani buraya. Bir iki ayda falan bir çıkıyoruz. Ben Tuzla'dan geliyorum. Gençliğimi yaşayamıyorum yani istediğim gibi. Yemeğe zor bütçe ayırırken sosyal hayat? Yok. Kültürel etkinlikler? Yok. Ekonomik şartlar yüzünden okulu bırakanlar bile var. Eray Barbaros da onlardan biri. Ben bir ayda bir kere dışarı çıkıyorum böyle arkadaşlarımla. Ev iş, ev iş, ev iş. Okul da yok. Kaç yaşındasın? 18. Niye okul? Bıraktık. Para kazanmamız lazım. Ailemiz döndüremiyor evi. Biz de yardım etmemiz lazım. Ya asgari ücret kazanıyorum. 500 falan alıyorum. Geri kalanın hepsini anneme veriyorum. Hatay Defne'de depremzedeler az hasarlı raporu verilen evlerine bakanlık onayıyla tadilat ve güçlendirme yaptı. Bir süre sonra mahallelerin rezerv alan ilan edildiğine yönelik tebligatlar gelmeye başladı. Depremzedeler itiraz dilekçeleri yazdı, yetkililere ulaşmaya çalıştı ama muhatap bulamadı. Depremde sağlam kalan evleri yıkılmasın diye eylem yaptılar.
Herkesi bekliyoruz. Rezerve hayır diyoruz. Evimiz sapasağlam, az hasarlı. Bütün analizlerini yaptırdık. Zemin etütünü yaptırdık. Üzerine tadilat yaptık. Bunun için bize ne tadilat yapmayın diye kimse bir şey demedi. Gizli saklı bir şekilde rezerv alanı yürüttüler. Biz de rezerv olduğunu yeni öğrendik. Az hasarlı evlerin olduğu bölgede rezerv alanı ilan edildi. Evlerine bakanlığın raporuyla tadilat yapanlara, güçlendirenlere şimdi de dönüşüm şart denildi. İtiraz dilekçelerini bakanlığa veren depremzedelere hala yanıt verilmedi. Oysa Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki tam aksini söylemişti. Rezerv alanı ilan etmeyin dediğiniz her yerden çekiliyorum. Söz veriyorum dedim. Şu ana kadar bir tane bile itiraz gelmedi. 800 küsur imza verdik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne. İtiraz ettik, istemediğimizi söyledik. Ne yazık ki dilekçelerimize bir cevap verilmedi. Depremin yıktığı Hatay Defne ilçesinin Çekmece mahallesi rezerv alan ilan edildi. Az hasar gören ve yaşamın hala sürdüğü Gültepe semti de bu alan içinde kaldı. İddiaya göre gizli saklı yürütüldü tüm süreç. Çünkü depremzedeler aylarca sordular yetkilileri. Aldıkları yanıta göre de yeniden kendi hayatlarını kurdular. Bir sürü masraf koymuşuz evlerimize, yapmışız. Güçlendirmeyi de onaylamışlar. Şimdi de zorla evimize yıkayacaklar. Az hasarlı bir binam var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kendi personelleri tarafından incelendi. Hiçbir kolon ve kirişinde zarar görülmedi. Az hasar verildi. Büyük bir külfet ödeyip düzelttik binamızı. Her şey de gayet sağlıklı şu anda. Kullanıyoruz. Tamamı dolu. Şu anda bu binanın yıkılma ihtimali söz konusu. 1 Nisan'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürü'nün yanındaydık. Bize böyle bir şey olmadığını söyledi. 2 Nisan'da ihalesini alan firma yetkilileri geldi buraya. 477 konut ve 30 iş yeri yapacaklarını söylediler. Yakın bir zamanda da çalışmaya başlayacaklarını söylediler. İhaleyi de 29 Mart 2024 tarihinde almışlar. Ne haberleri oldu ne de sorularına doğru yanıt alabildiler. Yeniden yaşama tutundukları mahallelerinin rezerv alan ilan edildiğini öğrenen Defneli depremzedeler hala muhatap bulamıyor. Borçlandırılacak mı? Yani insanlar para ödeyecek mi? Bunlara cevap alamıyoruz. Biraz zor bela. İş yerlerimizi açmak için çaba gösterdik. Hayatımızı nasıl idame ettireceğimizi şaşırdık. Çünkü her tarafı rezerv alanı ilan etmeye çalışıyorlar. Ne malımızın alınmasını istiyoruz, ne ev istiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz devletten. Bizi sadece rahat bıraksınlar. Bu sorunların yaşanacağı belliydi. Yeni kentsel dönüşüm yasası geçen yılın sonunda tüm uyarılara rağmen meclisten geçmişti. Rezerv yapı alanı tanımı değiştirilmiş, hali hazırda yerleşim alanı olan yerleri de içermesi sağlanmıştı o düzenlemeyle. Suistimali o kadar açık ki, çünkü bu kez özel mülkleri de mesela rezerv alanı olarak ilan edebiliyor Çevre Bakanlığı. Uyarıyı zamanında akademisyen Pınar Pelin Giritlioğlu yapmıştı. Aradım yine kendisini. İşte tam da bu dedi. Rezerv alanı için kriter yok. Kamu mu, özel alan mı, boş mu, dolu mu diye rant ve ideoloji aracı olarak kullanma fırsatı tam olarak dedi. Hakikaten herhangi bir şehirdeki kendi eviniz için korkabilirsiniz artık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı çukurda boğularak can veren Eda Nur'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. 3 kişi gözaltına alınmıştı, biri tutuklandı. Firari genel müdür ise hala aranıyor. Bunu ben senin cenazene geldim anne. İhmaller 5 yaşındaki Eda Nur'u hayattan kopardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazıp açık bıraktığı içi su dolan çukurda can verdi küçük kız. 3 kişi gözaltına alınmıştı, biri tutuklandı. Benim çocuğum olmasa başka bir çocuk da olabilirdi. Başka bir annenin ciğeri de yanabilirdi. 26 Nisan'da İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe Sahil Parkı'nda ailesiyle piknikteydi Eda Nur Gezer. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de su sızıntısı nedeniyle o parkta kazı yapıyordu. Bir an gözden kayboldu küçük kız. Cansız bedenine ulaşıldı. Belediyenin kazdığı 1,5 metre derinlikteki çukurda boğulmuştu. Allah rızası için bariyerler ve emniyet şeritleri Eda Nur'un ölümünden sonra çekildi. Savcılık da soruşturmasında tedbir alınmadığına dikkat çekti. Parktaki çalışmalarda ihmali tespit edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali S. henüz yakalanamadı, hala firari. Kepçe operatörü ve tesisat ustası adli kontrolle serbest kaldı. Aynı şirkete bağlı makine teknikeri Furkan K. ise tutuklandı. Bir şey söyleyecek misiniz? Tutuklandınız. Olayda bir ihmaliniz var mı acaba? Yok kardeşim, hiçbir ihmal yok. Açıkladığınız zaman... Abi, sen de...
Her fırsatta seslerini duyurmaya çalışan mağdur kesimlere bir kulak verelim. İsmail Bey efendim, 7 yılını bitiren sözleşmeli erler olarak devlet büyüklerimize sesleniyoruz. 34/2024 tarihinde 3000 sözleşmeli erden sadece 100 tanesi kamuda istihdam edilmek üzere mülakata çağrıldı. Haksızlık ve ayrımcılık yapıldı. Ve tabii yorulduk, emeklerimiz için, liyakat için haykırıyoruz. Mülakatın olduğu yerde liyakat olmaz, eğitimde adalet istiyoruz diyor atanmayan öğretmenler. Son olarak emekli astsubay olarak adalet aramaktan, tazminat beklemekten bizler de yorulduk diyor astsubaylar. Efendim, 7 yaşındaki oğluyla birlikte otomobiliyle evine dönen kadın, evine sadece 300 metre kala şehir eşkıyalarının silahından çıkan kurşunun hedefi oldu. Direksiyon başında boynundan vurulan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki kişi motor üzerinde. Silahı yok, silahı yok. Maganda kurşunlarına maalesef denk gelmiş. İki oğlu vardı yanında. Oğlunu bir tanesini, büyük olanı kursa bırakıyor. Küçük olanı da yanında. Büyük oğlunu kursa bıraktı, küçük oğluyla eve dönmek üzereydi. Şehir eşkıyalarının çatışmasında direksiyon başında boynuna kurşun isabet etti. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şu anda hem ilimizin hem memleketimizin kanayan yaralarından bir tanesi. Adana'da yaşayan Hayriye Derin cumartesi sabahı iki oğluyla birlikte çıktı evden. Otomobiliyle çocuklarından birini yabancı dil kursuna bıraktı. Dönüşte eve 300 metre kala 7 yaşındaki oğluyla birlikte çatışmanın ortasında kaldı. Bir motosikletten iş yerine ateş açmıştı şehir eşkıyaları. Boynuna isabet eden kurşun nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Hayriye Derin. Karşı yöne geçti, kullandığı otomobil bir minibüse çarparak durabildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Geride 3 evladı ve acılı eşi kaldı. Motosikletten ölüm saçan o eşkıyalarsa henüz yakalanamadı. İnşallah başkaları zarar görmez. Faillerin de inşallah en kısa zamanda yakalanacağını ümit ediyoruz. Sel, dolu, kar. Mayıs ayında içimiz henüz ısınamadı. Özellikle doğuda zorlu şartlarla mücadele vardı. Sele kapılan anne ve çocuk son anda kurtarıldı. Şırnak, Cizre'de kuvvetli yağışla sokaklar, caddeler su altında kaldı. Gelin arabası da çamurlu suda böyle ilerledi. Sürücü elindeki silecekle camı silmeye çalıştı. Cudi Mahallesi'nde dereye dönen sokaklarda araçlar sürüklendi. Ev ve iş yerlerini su bastı. Bir gün sonra su çekildiğinde hasar da gözler önündeydi. Kuvvetli yağış ve fırtına sadece yurdun doğusunda değil, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde de etkili oldu. Amasya, Aksaray, Adana'da gök gürültülü sağanak yağış devam ederken Sivas'ta kuvvetli yağış nedeniyle ahşap bir köprü yerle bir oldu. Mersin'de de fırtına yüzünden bir tekne battı. Rüzgar sert esiyor, dalga yüksek. Tekne kıyıya vurdu. Batman, Denizli, Manisa'daysa dolu etkiliydi. Antalya'da da yine dolu nedeniyle tarım arazileri büyük zarar gördü. Güzel bir kar. Mayıs ayında beyaz örtüyle kaplanan iller de vardı. Tokat'ta koyunları otlatan çoban kar yağışı sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. 5 Mayıs 2024 Tokat Reşadiye Taşlıca Yaylası. Ortalık bombeyaz kar yağmaya başladı. Lappa lappa kar yağıyor, bakın. Meteoroloji pazartesi ve salı günleri için de uyardı. Depremin vurduğu Hatay başta olmak üzere Karadeniz ve Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Çarşambaya kadar yurdun genelinde sıcaklıklar yavaş yavaş yükselecek. Perşembe gününden itibaren ise yeniden düşecek. Hızla iyileşmek uğruna vitamin serumları yaygınlaştı ama hastane dışındaki ortamlarda serum taktırmak çok tehlikeli.
Bakın duvarda çiviye takılmış serum. Ev ortamında uygulanan atom serum. Hastaneye başvuran güzellik merkezinden gelen vakalar, mesela işte kuaför salonlarından gelen vakalar da görmeye başladık. İyileşmek için serum hazırladı. Serum sanıldığı kadar masum, iyileştirici olmadı. Bir anda her tarafımın yanmaya, morarmaya başladığını hissettim, gördüm. Sağlık çalışanı Erhan Yıldız kendi hazırladığı serumla ölümden döndü. Gribal enfeksiyondan hızlıca kurtulmak için kendi kendine vitaminlerden oluşan atom adı verilen serumu taktı. Birkaç dakika sonra ölümcül alerji tablosuyla karşılaştı. Artık kuaförde bile serum taktıranlar var. Oysa hastane dışında takılan serumlar hızla iyileştirmek bir yana ölüme davetiye çıkarıyor. Moda halinde bir sarı serum, işte bir vitamin serumu, bir atom serumu şeklinde tedavi isteklerinde bulunuyor. Ve ölümle de sonuçlanabilir, çok ciddi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Evlere mesela servisler yapılıyor, görüyoruz sosyal medyalarda paylaşılıyor. İşte damar yolu açılmış kişiler evinin bahçesi C vitaminli işte ya da işte atom olarak adlandırılmış serumlarla sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyorlar. Çok yaygın ama sonuçları da çok ciddi. Denetim yok. Kuaför ve güzellik merkezlerinde, spor salonlarında uygulanmaya başladı vitamin serumları. Yaptıran kişilerde alerjiye, nefes darlığına, hatta ani kalp durmasına yol açabiliyor. Hastane dışı enjeksiyonlar son dönemlerde çok fazla artmış durumda. Artan alerjik vaka başvuruları olduğu acil servislere, yine yoğun bakıma yatışlara giden hastalar olduğu çok net görülmekte. Nefes darlığına sebebiyet, solunum yetmezliğine, kalp durmasına sebebiyet verebiliyor. Atom adı verilen vitamin serumlarıyla hastaneye başvuruların arttığına dikkat çekiyor uzmanlar. Serumun sadece sağlık merkezlerinde uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Yaşa göre, doza göre ayar yapılmaksızın uygulanıyor olması hastalar için çok büyük bir risk. Her türlü serum tedavisinin mutlaka tam teşekküllü bir hastane ortamında uygulanması gerekir. Gençler havacılık sektörüne yoğun ilgi duyuyor. Hem hızlı iş bulabilme hem de yüksek maaşla işe başlayabilme imkanı var havacılık sektöründe. Havacılık dediğimiz şey, yani aşk benim için şu an. Uçak teknisyenliği istiyorum şu an. 3 çocuğum var, en ilgisi olanla geldim. Maaşları yüksek. Havacılık sektöründe sürekli eleman açığı var. Hızlıca mesleği edindikten sonra işe girmelerini sağlıyor, hızlı bir gelir sağlıyor. Uçuş tutkunu gençler, çocukları için işsizlik endişesi taşıyan anne babalar. Havacılık eğitim fuarındaydı. 200-250 bin lira maaşla işe başlama fırsatı sunan pilotluğa ilgi yoğundu. Hayalim pilotaj bölümünde okumak tabii ki. Maaş bayağı iyi. Pilot olmak benim hayalim. İngilizce mühendislik okuyorum. Bu devirde hani çok fazla mühendis işsiz var ya da asgari ücretle çalışan mühendis var ama pilotaj aynı zamanda bu alanda çok güzel avantaj sağlıyor. Ben pilot olmak istiyorum. Sivil havacılık kabin hizmetleri okuyorum. Ortalama maaş ne kadar? 100 bin liranın altında duymadım hocalarımdan. Kabin memurluğundan bahsediyorum. Havacılık bir tutku olduğu kadar gençler için mezun olduklarında rahatça iş bulabilecekleri, yüksek maaşla çalışabilecekleri bir sektör aslında. Bu nedenle hem uçuş okullarını hem de havayolu şirketlerini bir arada bulabilecekleri bu fuara akın ettiler. Kalbinde havacılık sevdası taşıyan gençler sordu. Fuara katılan sektör temsilcileri yanıtladı. En çok merak edilen işe başlama süreci ve maaşlardı. Yeni başlayan pilot 200-250 bin TL civarında maaş alıyor. Öğretmen pilot hem öğretmenlik yapıyor, yeni öğretmen pilotlar yetiştiriyor, yeni pilotlar yetiştiriyor. Hem de kendisi uçarak şirketine uçuş üretim sağlıyor. Aylık Türkiye'de en yetkin pilotlar şu anda 1 milyona yakın maaş alıyorlar. De yeni başlayan kabin memurları 40-50 bin TL civarında maaşla işe başlayabilirler. Pilot olmak birçok kişinin hayali ama bunun bir maliyeti var. 18 yaşla 65 yaş arasında öğrencileri kabul eden okulların eğitim ücreti 18 ay için 70 bin eurodan, yani 2 milyon 450 bin liradan başlıyor. 70 bin euro ile 100 bin euro arasında bir bant var. Yaklaşık 18 ayda kendilerini pilot yapabiliyoruz. Lisanslı teknisyen minimum 5 yıllık tecrübe gerektiriyor. Ondan sonra da 150-200 bin TL
TL arasında maaş elde edebiliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda İrlandalı bir şirket geldi buradan, Türk teknisyenlere ciddi anlamda yüksek transfer teklifleri yaptı ve ciddi anlamda da kabul gördüler. Yani birçok teknisyen yurt dışına gitti. Pilotluk gibi uçak teknisyeni açığı da var dünyada. Bu nedenle bu bölüme de ilgi giderek artıyor. Ben uçak teknisyeni olmak istiyorum. İşe başladığında ne kadar maaş alacaksın? 2-3 asgari ücret civarında başlayacağımı düşünüyorum. Benim hayalim uçak bakım teknisyeni olmak. Hem prestijli hem de maaş skalası olarak ülkedeki diğer iş alanlarına göre çok daha yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite öğrencilerinin Filistin'e destek eylemleri hız kesmedi. Virginia Üniversitesi'nde öğrencilerin kurduğu dayanışma kampına polis sert müdahale etti. Üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'de süren soykırımına tepki gösterdi. Amerikan polisi Filistin'e destek veren kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite öğrencilerinin Filistin'e destek amacıyla başlattığı eylemler yayılıyor. Göstericiler üniversite ve Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden İsrail'e verilen maddi desteği kesmesini talep ediyor. Protestolar Virginia Üniversitesi'nde çatışmaya dönüştü. Yüzlerce öğrenci Filistin'e destek için kampüste kamp kurdu. Üniversiteye gelen polis öğrencilere dağılma çağrısı yaptı. Öğrenciler çağrıya uymayınca polis kampı dağıtarak kalkanlarla göstericilere vurdu. Kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 25 göstericiyi gözaltına aldı. Michigan Üniversitesi'nde de İsrail'e tepkiler büyüdü. Filistin'e destek veren öğrenciler stadyumda düzenlenen mezuniyet töreninde kefiyeler giydi, Filistin bayrağı açtı. Princeton Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi. İsrail kuşatması altında gıdadan mahrum kalan milyonlarca Filistinli ile dayanışma için açlık grevi başlattı. Özellikle kadınlar zayıflamak için sosyal medyada bol bol reklamı yapılan diyet kürlerine deniyor. Ancak uzmanlar bu tarz kür ve şok diyetlerin sağlığa büyük zarar verdiğine dikkat çekiyor. Denemedim diyemem. Denedim evet. Şu zencefille kışın olan şeyi çok denedim. Soda, zencefil, karabiber. Tadı hiç güzel değil. Çok da faydası görmedim. Her diyet herkes için geçerli olmaz. Her kür herkes için doğru değildir. Tek yönlü beslenmeler insan bedeninde şok etkisi yaratır. Şok diyet yaparsanız bedeninizi şoka sokarsınız. Yağ yakan lahana suyu kürü, zayıflatan soğan kürü, maydanoz kürü. Yaz yaklaşırken sosyal medyada dolaşan zayıflama kürleri uzayıp gidiyor. Bir de buna kısa sürede onlarca kilo verdiren şok diyetler ekleniyor. Bir an önce fazla kilolarından kurtulmak isteyen çoğu kadın bu yöntemlere başvuruyor ama ya verdikleri kiloları hızla geri alıyor ya da sağlıklarını kaybediyorlar. Çocuk maması kabıyla günde 3 öğün 2'şer yani tabak, arada meyve ama sonu olmadı. Yürüyecek halim kalmadı. İnternette en etkili zayıflama kürlerinden biri olarak biliniyor. Bir kase yoğurda yarım limon sıkılıyor ve üzerine bolca kırmızı biber ekleniyor. İddiaya göre bu karışım 20 gün boyunca uygulandığında kilo vermeyi sağlıyor. Yoğurdun içerisine maden suyu koyuyorlar. Acı kırmızı biber koyuyorlar. Hastanın mesela bir hipertansiyon problemi ya da bir kronik böbrek yetmezliği varsa bu sodayı koyduğunda vücuda fazla tuz alıyor. Hasta acı kırmızı biber yiyor ve bu buna dokunuyorsa mide problemi daha ileri hale gelebilir. Bir haftada 5 kilo, ayda 20 kilo verdiren şok diyetler. İç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya'ya göre kısa sürede zayıflatan şok diyetler geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu tür diyetler ya da kürler uzun süreli yapılırsa vücutta sıvı elektrolit dengesizliğine neden olabilir. Bu kişide bayılma, algıda değişim, kalpte ritim problemleri, eğer kişinin temelde bir kalp hastalığı varsa bu ritim problemine bağlı ani ölümler, akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği gibi problemler ortaya çıkabilir. Aralıklı oruç yapıyorum ben. Hı hı. 16'ya 8 uyguluyorum. 13 kilo verdim. Bir 10-15 kilo fazlam daha var. Devam ediyorum. İnşallah başarılı olurum. Yaptığınız bir diyet
diyetini size ödetir. Sağlıklı, sürdürülebilir, doğru beslenme alışkanlıkları kazanacağız. Doktor Ayça Kaya'ya göre sadece birkaç alışkanlığı değiştirerek bile ayda vücudundaki ağırlığın en az %2, en fazla %8'ini kaybetmek mümkün. Midenizden gelen gurultuyu dinleyerek yemek yiyin, saatinize bakarak yemek yiyin. İki öğün arasında en az 4-5 saat tutun ve abur cuburdan, tatlıdan uzak durun. Fast food'dan uzak durun. Hiç o kürlerin peşine düşmenize gerek yok. Sadece bu dediklerimi yaparak bile çok ciddi kilolar verebilirsiniz. Çin'de yapay zeka destekli robot köpek geliştirildi. 6 bacağı sahip robot köpek. Görme engellilerin en büyük yardımcısı olmaya aday. Aynı anda 3 bacaklı adım atıyor, kullanıcısına yol gösteriyor. Çin görme engelliler için yapay zeka destekli robot köpek geliştirdi. Yapay zeka teknolojisi her geçen gün yeni bir alanda kendisini gösteriyor. Son olarak Çin'de mühendisler sağlıkta önemli bir adım attı. Yapay zekadan destek alarak görme engelli insanlar için robot köpek üretti. 6 bacağı sahip robot köpek insan talimatlarını anlıyor, konuşarak yol gösteriyor. 4 ayaklı robot köpeklere göre daha güvenli ve düz bir yürüyüş sağlıyor. Robot köpek henüz gelişim aşamasında. Projenin tamamlanmasıyla görme engellilerin yaşam kalitesinin artması bekleniyor. Şimdi ara zamanı. Efendim, Now hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Now'da yayın Kirli Sepeti'nin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi cennetin, ezilir yerler için.